bir provokasyon ama hani az önce de söyledim, çok da böyle kendi başına gençlerin toplanıp yapmaya cesaret edebileceği bir şey gibi görünmüyor. Daha geniş kapsamlı büyük bir şey gibi görünüyor. Siz neler söyleyeceksiniz olaya ilişkin? Evet, geçmiş olsun. Gerçekten çok üzgünüz. Bugün demokrasimize vurulmuş bir kara lekedir. Bugün aslında onları yapanlar Erzurumlu da olamaz. Çünkü Erzurumlu merttir, yiğittir. Böyle kalleşçe bir işe asla bulaşmazlar. Ama bunun elbette ki bir azmettiricileri vardır. Elbette ki bunu planlayanlar vardır. Çünkü o alanı otobüse dolduranlar ardından kirli dilleriyle, kirli zihniyetleriyle, kirli ifadeleriyle tahrik edenler vardır. Bakın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı düşmanlaştırıyor. Hele bir İçişleri Bakanı var ki gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmayan ve aslında bütün suç örgütleriyle bugüne kadar kol kola gezmiş fotoğrafları olan bir kişi bugün orada devletin valisi diye bildiğimiz, emniyet müdürü diye bildiğimiz kişiler aracılığıyla bu olayları engelleyememiştir. Belki de azmettiricisi olmuştur. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bu saatler öncesinden bunun bilgileri verilmiş. Günler öncesinden bu mitingin izinde alınmış. Eğer devletin valisi, devletin polisi eğer orada bu gerekli tedbirler alamamışsa ne görev yapıyorlar orada? Yani Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi mutlaka bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Maalesef onlar artık devletin valisi değil, devletin emniyeti değil, bu iktidarın siyasi partinin valisi ve emniyet müdürü olmuşlardır. Tabii Evet. ki bugün yanlarında olan iti ortaklarına baktıklarında o siyasi partinin, AK Parti'nin orada onları görüyoruz. Onların kirli ellerini görüyoruz. Geçmişte neler yaptıklarını da, kim hangi faillerin de azmettiricisi olduklarını da biliyoruz. Ama bu tür olaylar asla bizi yıldıramaz. Asla inandığımız demokrasiden, adalet yolundan çeviremez. Biz bu ülkeyi birleştirmek zorundayız. Kucaklaştırmak zorundayız. Biz bu düşmanlık diline prim vermeyeceğiz. İnadına demokrasi, inadına adalet diyeceğiz ve asla ve asla bu olaylardan girmeyeceğiz. Kesinlikle öyle. Peki Sayın Torun, çok kritik bir haftaya giriyoruz. Seçime bir hafta kaldı. Bu normal bir seçim de değil aslında, hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla bu tarz saldırıları, yani hem fiziki saldırılar hem sosyal medya üzerinden saldırılar bekliyor musunuz? Böyle bir endişeniz var mı? Ben bir daha olmamasını diliyorum. Gerçekten artık 14 Mayıs'ta kardeşçe, demokrasiye yakışır bir şekilde sandığa gitmemiz lazım. Ama bunlar korkutarak, sindirerek insanımızı iradesini bir şekilde vesayet altına almaya çalışıyorlar. Ama korkmayacağız, yılmayacağız ve o demokrasinin görevini yerine getireceğiz. Demokratik haklarımızı yerine getireceğiz ve o sandıkta bizi korkutanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere, bizi bölmek isteyenlere, düşmanlaştırmak isteyenlere irademizi o sandıkta göstereceğiz. Ben böyle bir olayın bir daha olmamasını diliyorum. Kesinlikle biz de bu temenninize tüm kalbimizle katılıyoruz. Sayın Torun, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar Ben hepimize, teşekkür ederim. Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Teşekkürler, geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da olayı yorumladı. O da dileklerini iletti. Diliyorum ki sakin, itidalli, iyi bir seçim dönemine gireriz ve